Cumhurbaşı onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bunun intikamını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi! Nihat abi, bugün güzel bir haberimiz var. Fankuş yayınları açıldı. Yayınlarımızı kurduk. Evet, reklamlarla başlayalım diyorsun. Fankuş yayınları, ilk kitabı, ikinci kitap Nihat Genç olacak. Ayda bir iki tane kitap yayınlamayı düşünüyoruz. Ve tabii bu yayın evi kurmamızın sebebi Veryans'ın sitesine kar getirmek. Bakalım başarabilecek miyiz? Hesabımız şu, Veryans'ın diye bir şey, bir site kurduk. Her kitabımıza sitemizden 600-700 tekil istek olursa ikinci bir kitabı parasını bulabileceğiz, maliyetini yani. Ve böylelikle 3-4 kitap bastıktan sonra da kendi kendini döndürebilecek. Şimdi bir site kuracağız. Sitede herkes girip bu kitabımızdan isteyecek. 500-600 sipariş aldığımız takdirde yayın evini sürdürebileceğiz. Biraz Nasrettin Hoca'nın koyunlar buradan geçerken tüm günler takılacak, biz de onları satacağız gibi, ama buraya kadar da böyle geldik. Yani sırtımıza bir, arkamıza bir kilim asarak Veryans'ın siteyi kurduk, YouTube'u kurduk. Ve buraya kadar geldik. Ama birkaç tane sıkı, çalışkan, seri haber gelebilen editöre ihtiyacımız var. Daha canlı olabilmemiz için. O yüzden yayında şart. Ve çok da sıkı yazarlarımız var. Sıraya aldığımız birçok kitap var. İkinci kitap benim kitap olacak. Nihat Genç'in seçilmiş güzel arkadaşlar seçti makalelerine. İşte sitemizde tekil siparişler gelirse ve o da 400, 500, 600 olursa tekil siparişler, ikinci bir kitabın maliyetini çıkartabileceğiz. Reklamlar. Hayırlı olsun Fankuş yayınları. Gerçekten çok gurur duydum. Çok çok hoşuma gitti. Covid-19 bir virüsten ötesi. Hüseyin Badinalı yazarımız. Gelecek sene bugün 15-20 kitabımız, 15-20-25 kitabımız olacak yani. Ben çünkü okucuların 5 lira 10 lira paralarıyla ayakta durduk, buraya kadar geldik. Bundan sonra giderdim inşallah. Hadi Allah utandırmasın. Hadi hayırlı olsun Fankuş. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederiz söylediklerin için. Gündeme dair... Artık bundan sonra reklamları çok yapacağız. Evet abi. Gündeme dair konuşalım mı abi? Buyur. Bugünlerde sosyal medyanın kapatılmasına şimdi dair... Şimdi burada şöyle şeyler var. Bir kere önce peşinen şunu söyleyelim. Yani en olmazları söyleyelim. Adam Ankara'ya bombalar atmış. Sonra kaçmış yurt dışına. Orada tweet hesabından gene bizle alay ediyor. Buna hiçbir ülke müsaade etmez. Bunlar teröristtir ve bu sosyal medyanın merkezleri, Twitter merkezi, işte Facebook merkezi, bunların isimlerini vermeli sana. Ya da adam Güneydoğu'da askerimizi öldürüyor, gitmiş orada tweet hesabı açmış, bir de seninle dalga geçiyor orada. Manipüle bilgiler üstelik. Şimdi Paris'ten bombalayacaksın ve Paris'te bir tweet hesabın olup millette dalga geçeceksin. Buna kimse müsaade etmez. Amerika, Fransa hiç kimse müsaade etmez. Buralarda şimdiye kadar da ne kadar şikayet yapıldı, bu şikayetleri Facebook ya da tweet verdi mi yani bize şeyleri bilmiyorum çok. Ama bunlar affedilmez şeylerdir. Buralara bir düzen şarttır. Ya da işte insanlar ağır, sapık, bir sürü sapık. İşte bir insan doğum yapıyor. Anne, bilmem ne, akıl almaz küfürler ediyorlar. Sapıkça küfürler ediyorlar. Bunlar tahammül edilir şeyler değildir. Bunlar cezalandırılacak. Ancak bunları da bahane edip yani bir sosyal medyayı da kapatamazsın. Bu ifade özgürlüğü için yani siz bahane mi arıyorsunuz? Şimdi sosyal gerçek nedir? Bütün toplumlarda, Japonya, Nijerya, Kongo, her tarafta milyonda bir sapık çıkar. Nedir? Sapıktır, psikopattır. Bu manyaklar milyonda bir oranında, 2 milyonda bir oranında her gün olur. Şimdi diyelim ki Anadolu'nun bir şehrinde bir sapık ortaya çıktı diye o şehri kapatıyor muyuz? Yollarını, trafiğimizi iptal ettik diyebiliyor muyuz? Sapık çıkarsa bu sapıklar yakalanır, isimleri alınır, dışlanır, cezalandırılır. Burada harama giden de şeyler var. Yani 15-20 yıldır bir düzensizlik de olduğu açık. Burada nice insan, nice yazara, sanatçıya, muhalife inanılmaz da küfürler edildi. Bizlere de yüz binlerce küfürler edildi. Biz de estik geçtik. Ben mesela hayatımı mahkeme açmamak. Yani ben mahkeme açmadan kimseyi öleceğim. Öyle yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde en çok küfür yer alamam. Ama mahkeme açmadan. Bu başka bir şeydir. İnsanlara dar bir alan ver. Herkesin küçük bir iktidar alanı olsun, orada bağırsın, çağırsın. Kiminin 2000, kiminin 3000, kiminin 5000, kiminin 10.000 takipçisi olur. Orada kendince konuşur.
İfade özgürlüğü çok büyük bir kavramdır. O yüzden bunlara da dayanacağız. Müslüman ya bu küfürlerin kısmı da kaldırabilir. Kaldıracağız yani, bunun başkanı yok. Herkes bir şekilde kendini şey yapacak. Yoksa toplumda çok büyük bir basınç meydana gelir. Zaten sosyal medyaya büyük kısıtlamalar getirmeleri mümkün değil. Eşitlik ilkesi var. Anayasa Yüksek Mahkemesi'nden geri döner yani, yüksek mahkemeden. Bir de sandıktan geri döner. Yani bu kadar büyük milyonların ilgilendiren bir şey. Nefes aldığı bir yer. Sandıkta da bunları cezalandırırlar. Ama şimdi kalkıp işte saraya küfredildi, şuna küfredildi. Niye 2010 yılında FETÖ ile birlikte sosyal medya emrinizdeydi? Ne büyük programlar yapıyordunuz ve o yasaları geçirdiniz. Sosyal medyayı da çok güzel kullandınız. O sözlükleri, mözlükleri. Yani yok özgürlük, özgürlük değil. FETÖ'yü iptal ettiniz. O zamanlar sosyal medya diciydi, güzeldi. Şimdi nereden kahve oldu? Çünkü artık bir yere geldi, isyan noktasına geldi. Basınç yükseliyor toplumda. Çok yüksek bir basınç var. Yani şey, bugün kalkmış o Nagihan Alçı denen zavallı kadın. Ben diyor Tele1'in ya da Halk TV'nin diyor ülkeye, memlekete bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sen kimsin bunu karar vereceksin? Sen mi bağışlıyorsun bize? Bu özgürlükleri sen mi kazandın da bize bağışlıyorsun? Terbiyesiz kadın. Üstelik ne bu fayda zarar? Senin de kocanın da çok faydasını gördük zaten. Zekeriya Öz'le, Nazlı Nıcak'la yaşadığınız, FETÖ'yü yalayarak yaşadığınız yılları bütün millet biliyor. Yani Devlet Bahçeli Bey de işte bunlarla da dostluk kuruyor. Bunlar utanılacak şeylerdir. Diyanet'in de raporu vardı. Ne diyordu Diyanet raporunda? Cemaat raporu, tarikat raporunda. İktidara yakın tarikatlar, iyi tarikatlar. İktidara istemeyen, iktidara muhalefet eden tarikatlar, kötü tarikatlar diye. Yani toplumu iktidara yakın ya da iktidara destekliyor diye hikaye edebilir miyiz? Medyayı da iktidara destekliyor ve desteklemiyor diye hikaye edebilir miyiz? Burada zor bela kurulmuş şeyler var, ekranlar var. Zor bela, güç bela. 10 yıllarca da dişli kanalda ekran yoktu. Muhalif bir ekran yoktu. Yeni yeni işte. Şurada sesini ve sosyal medyada insanlar işte oradan buradan bir bunalım var, bir şey var, bir şey söylemek ihtiyacı hissediyor. Sen kalkıyorsun, bakın bugün sayalım. Bugün akademide 200 bine yakın insan vardır. Bunun 100 bini de doçent, doktor falandır yani. Yazar, romancı, sinemacı, sanatçı, gazeteci saydığın zaman 20 bine yakında üstüne bir isim bulursun. Bütün bunları temsil etmiyorsun medyada. Sadece 20 tane aynı isim var. Nagihan Alçı, Mehmet Metinler. 20 kişiyle Türkiye'yi boğuyorsun. Türkiye'nin birikimi 20 kişi midir? Her akşam aynı isimler, aynı 20 isim. 20 değil de 25 ya da 15. 20 tane ismi de bütün konuları da onlara tartıştırıyorsun. Ve muhaliflerin de şeysi, onlara yatkın muhalifler. Yani onların dövebileceği, PKK ile ilişkiye girmiş, HDP ile ilişkiye girmiş ya da FETÖ ile ilişkiye girmiş arızası olan, yani kolay dayak bilen yeni CHP'liler yani o yüzleri çıkartıyorlar. Öyle ya da böyle Türkiye 80 milyondur. Bu 80 milyonun çeşitliliği çok büyüktür. Bağımsız cumhuriyetçi yazarları vardır, bilim adamları, sanatçıları vardır. Ve bunlar da iletişim teorisine göre ekranda temsil edilmeli. Ama yok. Aynı suratlar, aynı adamlar. Bir de ne kadar büyük temsil. Her akşam sabaha kadar bu aynı isimler tartışıyor. Mesela size istatistik bilgiler vereyim. Demirel 9 yıl başbakanlık yaptı, bir de cumhurbaşkanlığı yaptı. Özal 6 yıl başbakanlık yaptı, bir de o kadar da cumhurbaşkanlığı yaptı. Bütün bunların televizyonda ya da basına yaptığı konuşmaları topla. Bir de Nagihan Alçı ve Mehmet Metiner'in yaptığını topla. Nagihan Alçı ve Mehmet Metiner'in ekranlarda yaptığı toplam konuşmalar bu ülkeye 6-0 başbakanlık yapmış. Demirel'lerden, Özal'lardan çok. Rekorunu kıramadıkları tek adam kendi cumhurbaşkanları, yani Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan rekorunu geçemiyorlar. Bu kadar da çok abartılı bir şekilde de aynı isimlerle toplumu dövdürüyorlar, boğduruyorlar, nefes almaz. Bir de kim bunlar? Lanetlenmiş insanlar, FETÖ destekçilikleri, ortada insanlar. Ayıp diye bir şey var. Ve nedir bu? Bu bir sosyal basınçtır. Siz bu sosyal medyayı kısamazsınız. İfade özgürlükleri oynayamazsınız. Bu toplum buna müsaade etmez. Türkiye'nin çok gelişkin bir mühendis, mimar, yazar, çizer, aydın insanı vardır. Buralara bakın siz. Bir iki tane sapık, küfreden insan bu toplumda var, cezalandırılır. Ama onları bahane edip bir topluma da ya bu şeyde böyledir, sosyal medyada böyle diye üstüne gidemezsiniz. Siz muhalefet yapıyorsanız işte sizin eski sevgiliniz FETÖ ve PKK'la ilişkiye girmiş, PKK ve FETÖ ile ilişkiye girmiş muhalifleriniz var. Onlarla, o unsurlarla uğraşın.
Sosyal medyayla uğraşmayın. İnsanların nefes alanlarıyla uğraşmayın. Müsaade edin de başkaları konuşsun. İstiyorlar ki Nagihan Atçı, Mehmet Metin'e tipi dışında başka kimse konuşmasın. Bizim de onlar gibi olmadığını istiyor. Hayır. Sarayı inşa eden sizsiniz. Biz bu cumhuriyet nedir? Cumhuriyet herkesin karşısında. Herkesin söz hürriyeti, herkesin ifade hürriyeti, herkesin özgürlüğü, herkesin hukukasında eşit bunlar. Ama saray öyle değil. Saray başka türlü ayrım yapıyor. Kendisine yandaşları bir kenara koyuyor, öbürlerini basın kabul etmiyor. Onlar zararlı. Diyanet de öyle. Kendi tarikatları karlı, faydalı, öbürleri zararlı. Bu toplum 80 milyon. Sizin dışarıda bıraktığınız, işe almadığınız, kovduğunuz, hakkını yediğiniz, avukatsız bıraktığınız, üstüne oturduğunuz, gasp ettiğiniz, yağmaladığınız, acı çekmiş, altta kalmış, milyonlarca feryat içinde insan var. Bunlar kendilerini bu şekilde konuşturacaklar. İşsizat işçi atılmış, öbürü fabrikası alınmış, öbürü dövülmüş, öbürü hak ettiği halde sınavda kazanamamış. Değil mi? Bütün bunların da temsil edilmesi lazım. Ya da bütün bunları kim temsil edecek diyelim? Avukatlar. Avukatların elinden barolar alıyorsun. Bugün 8-9 seçimdir Tayyip Erdoğan Bey genel seçimleri kazanıyor diyelim. Ama siyasette bu kadar büyük bir seçim oluşturduğu halde, yani güç oluşturduğu halde barolar gibi sivil kurumlarda oluşturamıyor. Niye? Çok basit. Sağcı, İslamcı, muhafazakar, milliyetçi insanlar devlet kadrolarında hakim ve savcı ya da bürokrat olarak istihdam ediliyor. Burada dışarıda kalanlar, alınmayanlar ne oluyor? Yapacağı tek şey avukatlık. Avukatlığın garanti maaşı yok ki. Toplum bunları dışladıkça bunlar da sığınacaklar. Tek bir avukatlık ve baro kalıyor. Ve baroda ki meslek odalarını çoğaltıyorlar. Yani orada çoğunluk haline geliyorlar. Şimdi onu da hazmedemiyor. Bence liyakata dikkat edip hakim ve savcıları şeyine göre, imtihanına göre güzel alsaydı barolarda da Cumhuriyeti karşıta, yani barolarda da sevmedikleri bu kadar kalabalık bir muhalefet olmazdı. Biraz seçimler gibi dengeli olurdu, genel seçimler gibi. Ama şimdi barolar, diyor ki adam, Bayburt Barosu diyor, 300 tane avukat var, aynı delege hakkına sahip. İzmir'de 6000 tane var, aynı delege hakkına sahip olacak. Yani allem gullem üçkağıtçılıkla baroların gücünü düşürmeye çalışacak. Bir de bir sürü yalan şey söylüyorlar, iftira şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki işte bunlar Tayyip Erdoğan devirmek istiyor. Tabii yani biz hukuki yollardan yazıyoruz, çiziyoruz. Tabii ki Tayyip Erdoğan'ı devirmek, onu değiştirmek kadar biz onun için varız zaten. Yazmamız, çizmemiz, yazarlığımız, her şey muhalefetin özelliği. Böyle saçma bir iddia olur mu ya? Bunlar kudurmuş mu? Yani işte Tayyip Erdoğan gitmeyecek mi? Başkası gelmeyecek mi? Ya da diyorlar ki barolar sokakları karıştırıyor. Nerede arayacak hakkını? Mecliste arayabiliyor mu? Ekranda arayabiliyor mu? Sokakta anayasal hak. Tabii ki arayacak. Yani böyle bir düşmanlaştırma, şeytanlaştırma, için içine casus ajan gibi laflar koyma. Onlarca yazarı içeri atıyorsun. Onlarca avukatı sağanak yağmur altında gece 2'de su vermiyorsun, battaniye vermiyorsun, seyyar helal vermiyorsun. Ve ondan sonra sadece saraya, biz sarayda biat etmeyeceğiz. Sarayda inşa eden sensin. Bu ülke cumhuriyette. Cumhuriyet nedir? Hukuk karşısında herkes eşittir. Yaşlısı, zengini, fakiri, Trabzonlusu, Adanalısı hepsi. Şimdi hukuk karşısında herkes eşit değil. Sadece saraya biat edenler eşit kendi aralarında. Onlara makam, maaş, ekranlar saraya biat edenlerde. O yüzden bu bir saray ve cumhuriyet kavgasıdır. Cumhuriyet, biz cumhuriyet kavgasının arkasındayız. Bu toprağın nüfus kağıdını taşıyan herkes asli, onurlu insanıdır. Her şekilde hak, siyasi haklarını, sosyal haklarını alacak ve rencide edilmeyecek. Ve bu kadar da kolay zaptorap altına kelepleyemeyecek. Herkese de kelepçe vurarak çözemezsiniz. Ama siz sarayı biat ederseniz, sarayın yapacağı nedir? İstikamet. Sen küfrettin, sen bize yabancı, sen zararlı. Herkesi zaptorap altına almak, sansür, yasak ve toplumu başka bir yere götürmek. Yani bunun sonu yok yani. Sarayı kurduktan sonra sansürlerin geleceği, maskeleme, perdeleme, unutturma. Zaten bu ekranları niye kurdular? Asıl sorunlarını. Dehşet tarihi sorunlarımız var. Tarım, işsizlik sorunlarımız var. Bütün bu büyük sorunlar, işte virüsle ortaya çıkan büyük bir sorunları virüsten sonra tartışabildik mi? Hala oraya kurbağa gibi 3 tane, 4 tane aynı adamlar at, ezberlenmiş aynı lafları 20 sene söyle, FETÖ'de böyle çalışıyordu. Nazlı Hocaklar, Mehmet Altanlar aynı 3 tane laf ve böylelikle 80 milyonlu bir ülkenin siyasi ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını, beklentilerini, hayallerini, işsizliğini, çocukların okula giremeyişini
gibi soruların cevabını veremezsiniz. Bu topraklarda şimdi ne görüyoruz? Cumhuriyet bir tarafta ve sarayın bir tarafta bir kavgasını görüyoruz. Bugün ekranları... Bu ekranları nereden aldılar? ATV babaların malı mı? CNN, Show TV, bütün bunlarda geçtiğimiz 10 yıla baktığın zaman başkalarının da allem gullem vergi cezası cakçuk ellerine geçirdiler. Bakın biz burada 200-300 tane izleyicimizin 10-15 lira parasıyla ve bize desteğiyle ve çok seçkin bilim adamları ve eski yazarlarımızla yani bir site kurmaya çalıştık değil mi? Kendi emeğimizle diyoruz bunu. Katılanlarımız ve arkadaşlarımız da kendi emeğimizle zor bela bir yılda. Bu Habertürkler, bu CNN'ler, bu Show TV'ler, bu öbürleri kendi babalarının malı mı? Kendileri çalıştılar mı? Hayır, gasp edilip allem gullem siyasette el değiştirerek oturdular. Yani bize küfrettikleri yer de kendi babalarının yeri değil. Çalışıp kazandıkları yer de değil. Bak biz burada kendi kazandığımız bir yerdeyiz. İzleyicilerimiz 5 lira 10 lira katkıda bulundu ve bize serbest konuşma hakkı verdi. Küçük de bir yer. Ama olsun, böyle böyle büyüyeceğiz. Ama onlar, yani bir de Müslümanım diyorsun. Başkalarının hakkı üzerine oturuyorsun. Ben Müslüman insan alnının teriyle çalışarak kendi kazanır. Kimseye muhtaç olmadan. Kendi kazandıkları da değil yani. İmamoğlu'nun tablosu gibi halkın parasıyla. Halkın parasıyla kahramanlık yapıyor hepsi. Devletin, milletin parasıyla hepsi kahramanlık yapıyor. Kendin çalışıp, kendin kendine alan açacaksın. Bağımsız yazarlık böyle olur. O zaman sözün geçer. Bir şey olur. Tabii bu bitmiyor. Bir sürü şey konuşmamız lazım. Mesela geçtiğimiz günlerde de bir bakıyoruz. Devlet Bahçeli Bey kalkıyor. Hiç kaldıramayacağımız laflar ediyor. Diyor ki işte Mümtaz Ertürkene Bey bize de zamanında çok eleştiri yapıp karşı geldiği halde mahkemesi bir daha görürsün gibi kayrılmasını ima eden laflar ediyor. Bu bir devlet adamına yakışmaz. Türkiye Cumhuriyet'tir. Sınıflı toplum değiliz biz. Yani aşiret çocuğu, kabile çocuğu, şeyhin çocuğu, sarayın çocuğu, üst sınıfın çocuğu, torpilli olsun. Onu daha iyi görün. Böyle bir şey olmaz. Herkes Fransız ihtilalinden sonra bu siyasette zor geldi. Herkes hukuk karşısında eşittir. O neyse o neyse o da odur. Benimle bu toprakta doğmuş bir Ermeni çocuğu, Yahudi çocuğu, bir Trabzonlu, bir Adanalı, bir uzun boylu, bir kısa boylu, bir Erzurumlu. Hepimiz hukuk karşısında eşittir. Yoksa ülke kuramazsın. Bakın size söyleyeyim. Orta Doğu niye devlet kuramıyor? Bu yüzden kuramıyor. Çünkü şeyh geliyor torpilli diyor. Ben seyit çocuğuyum diyor. Torpil istiyor. Şeyh, tarikat ya da diktatörün yakını Orta Doğu'da. Kayrılmak istiyor. İmtiyaz istiyor. Cumhuriyetli imtiyaz yoktur. Hiç kimse benden üstün değildir. Sen de benden üstün değilsin. Savancı benden, ben Devlet Bahçeli'den, Devlet Bahçeli'de falancıdan üstün değildir. Hepimiz hukuk karşısında eşitiz. Bu cumhuriyeti, bunu yıktığın zaman devlet ve düzen kuramazsın. Yani Atatürk'e çok hizmeti dokunmuştur. Trabzon, Giresunlu, Topal Osman'ın. Ama bir gün Topal Osman kalktı. Atatürk'e muhalefette bulunan Ali Trabzon'un Ali Şükrü Bey'i öldürdü imasıyla Atatürk geri çekildi ve sahip çıkmadı. Niye? Bir hukuk toplumunu kurmak için. Yoksa Atatürk de gallemede Topal Osman'ı korurdu. Kendi adamı diye kaygımadı. Hukuka bıraktı. Cumhuriyet bir hukuktur. Herkes buna dikkat edecek. Orta Doğu niye devlet kuramıyor? Bu yüzden kuramıyor. Kimse kayrılmayacak. Artık sınıf, üst sınıf, alt sınıf, o bizim yakınımız, o bizim arkadaşımız, o bizim ülkücü kardeşi, böyle bir şey yok. Hepimiz hukuk karşısında eşitiz. Bağımsız yargı vardır. Onun mücadelesini vereceksin. FETÖ döneminde niye bu ülke iflas etti? FETÖ kendi adamlarına sınav sorularını verdi. Kendi adamlarını yargıç yaptı. Sonra hepsi gitti, kendi şehrinin kayırdığı insanlarla iktidar olmaya çalıştı. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir toplum kuramazsın. Bizi bir Orta Doğu'nun 3. sınıf, 4. sınıf ülkesi yaptılar. Ve şimdi oradan çıkmaya çalışıyoruz. Bakın olayı zenginleştirerek gidelim. Orta Doğu, Orta Amerika ülkeleri, hani herkes biliyor, günlerde yüzlerce insan ölüyor Meksika'da ya da Kolombiya'da. Niçin bu insanlar bir devlet huzuru, asayişi sağlayamıyorlar? Çünkü Orta Amerika'da büyük uyuşturucu şebekesi var, çeteleri var, mafyası var. Diyeceksiniz ki uyuşturucu parası çok kolay, herkes bunu istiyor. O yüzden devlet düzen ve nizam kuramıyor. Hayır, sorun uyuşturucu parası değil. 1970'li yıllarda Meksika'ya, Kolombiya edebiyatına baktığınız zaman, yazarlarına, sinemalarına baktığınız zaman onlar işi o günlerde çözdüler ama önünü alamadılar. Sorun mesela şöyle, o ünlü bir Türkçe'ye de çevrildi.
çok ünlü, yani şimdi Escobar gibi, Chapo gibi çok ünlü uyuşturucu liderlerinin belgeselleri, filmleri var. Dünya tarihinde görülmemiş zengin sahibi insanlar. Ama bunun yanında çok daha 80'li yıllarda çevrilmiş, Türkçe'ye Şeref Bağı ismiyle çevrilmiş. Blood in Blood galiba şey, bir hapishane filmi, çok sert bir hapishane filmidir 80'li yıllarda. Ama bir romandan şey yapılmadır, sinemaya katılmıştır. Dünyada sinema diline çevrilen en argo, en pis küfürler. Zaten çevirisini tam yapamıyorlar. Çok serttir. Kan gövdeye götürür. Çete savaşlarını anlatır. Nedir konusu? Aynı aileden iki çocuk. Biri polis olmuş, biri çete üyesi. Polis olarak çete üyesi kardeşinin peşinde. Çok muhteşem bir filmdir. Yani çok serttir. Bu kadar suç filmi izlemişsinizdir. Bu kadar sert hapishane filmi yoktur. Ve çocuk kardeşini yakalamak ister devlet adına. Ama sonra bir bakar ki kendisi de aynı sokakta büyümüştür. Arkadaşları gelir o polise. Ya sokak kültürüne, aile kültürüne, mafya kültürüne, arkadaşlık kültürüne romantize eder. Ve onu yanlarına alırlar. Yani çete kültürünün altında, mafya kültürünün altında orta çağda kalmış bir vefa, arkadaşlık, bağlılık, adanmışlık söz konusu. Biz de vefa, bağlılık, adanmışlık duygularıyla yaşarız. Ama her şeyden üstte devlete, değil mi? Devlete saygı var. Devlet hiçe sayamayız. Şimdi Meksika ya da Kolombiya yüz binlerce polis alıyor, yüz binlerce asker alıyor. Ama asker ve polisler, yani resmi görevliler çeteye çalışıyorlar. Niye? Devlet onların gözünde daha aşağıda bir yerde. Mahalleden arkadaşları, sokak kültürü, çete kültürü daha yüksek bir yerde. Şimdi Türkiye'de de öyle. Şeyh kültürü, cemaat kültürü, tarikat kültürü bizim hareketlendir, bizim arkadaşımızdır kültürü. Devletten üstün olursa devleti inşa edemez. Cumhuriyet dediğim şey budur. Orta çağda 100 yıl sürdü savaşlar, 100 yıl savaşlar var sonra 30 yıl sürdü. Sebebi de budur. Bu bizim tarikattan, bu protestan, bu öbürü, bu bizim köylü, bu bizim kasabalı, bu bizim derebeyi gibi bu tür iddialarla devleti kuramazsınız. Devlet herkesi eşitler, herkesin haklarını da eşitler. Bir de bu insanlar, bir de bakıyoruz çok tuhaf şeyler var. Yani şimdi Türkiye'de herkes yani FETÖ döneminde olan şeyler hayal değildi. Eğer FETÖ döneminde bir takım şeyler, bir takım şeylere bakıyorum herkes unutuyor. Orhun Mumcu'yu kim öldürdü? Sizce Hamlet Mumcu'yu kim öldürdü? Bugün yıl dönümü. Madımağı kim yaptı? Az buçuk mesela Hamlet Mumcu'nun Madımağı bile arkasında Türkiye'deki Alevi ya da etnik yapıları çok iyi kullanan, FETÖ'yü de çok iyi kullanan Alman istihbaratı olduğunu görürsünüz. Yani bu çok açıktır. Katilleri bulamadık. Bu bir gerçektir. Yani gerçek diye bir şey var. Biz Hamlet Mumcu'nu, Madımağı, öbürlerini, yani Türkiye'yi iç karışıklığa sürükleyen, bizi düşmanlaştıran katilleri bulamadık. FETÖ döneminde, daha önceki dönemlerde bunlar bu ülkeye sızdılar. Şimdi diyelim ki Enver Altaylı diye yine çok geçmişi MHP'li sonra istifa etti. Siyah ajanı, Almanya'ya ailesi de Almanya'da oturan. Şimdi şöyle fantastik şeyler kuralım. Enver Altaylı'nın bir yakını konuştuğunu düşün. Alman istihbaratı buna müsaade mi? Alman istihbaratı Madımağ'ın arkasında kim var? Hamlet Mumcu'nun arkasında kim var? Türkiye'yle öğrenmesini ister mi? İstemez. Başka tezgahlar kurar. Yani size bir takım şok hadiseleri yaşatabilir geçmişte olduğu gibi. Bu Hrantlar niye öldürüldü? Şok hadiseleri yaşayalım. İnsanların yerleri değişsin. Yani kafadaki yerleri değişsin. Ki başardılar. Bunu ulusalcılar yaptı diye yutturdular. Ters tarafa yatırdılar Türkiye'yi. Şimdi de öyle. Eğer siz hafızanızı kaybederseniz, birisi gelir şok bir cinayet yapar, hepinizi ters tarafa yönetir. O yüzden gerçekleri hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Gerçeğini, gerçek nedir? Hamlet Mumcu'yu kim öldürdü? Onu hala soracaksın. Öldü bitti, böyle mi? Kimdir bunun katilleri? Papayı kim öldürdü? Bütün bunları takip edeceksin. Gerçeği soracaksın. Şimdi bakıyorum, bu ünlü bir film vardı. Bir aşk filmi gelir birazdan aklıma. Jim Carrey miydi? Ünlü bir komedyen. Bir aşık olur. Fakat aşkın o romantik baskın duygularıyla baş edemez. Hafızasını sildirmek ister. Tamam, sevgilisi de değiştirir. Hafızasını sildirir ve bakıyorum herkes hafıza sildiriyor. Yani FETÖ döneminde her şeyi unutmaya çalışıyorlar. Ama bir zaman sonra bakıyorsun hafızalarını sildirdikleri halde gidiyorlar. Aynı kıza aşık oluyorlar. Soğuk savaş döneminde bir taraf gladyoydu. Kullanıldılar. Sonra FETÖ gladyo oldu. Kullanıldılar. Ve bunlardan hepimiz ders çıkardık. Bir daha olmasın, sınav soruları çalınmasın.
FETÖ'nün hakimleri silahlı kuvvetlerine sızmasın. Ağlayarak söylemedik mi? Cumhuriyetin değerini bugünlerde anlamadık mı? Ve böyle diyerek hepimiz bir ya bizi keriz buldular, mal buldular, kandırdılar. Elimizden anayasayı aldılar. Bütün kurumlarımızı küp gibi üst üste dizdiler. Sonra en alttakini siyah çekti ve Türkiye üst üste iki kere, üç kere yıkıldı. Bütün bunlardan da biz Cumhuriyet adına dersler çıkardık. Şimdi bakıyorum, yeniden hafızalarını silmişler. Hiç FETÖ döneminde bunlar, bu cinayetler olmamış. Bu madımatlar, uğur mumcular hiç öldürülmemiş bu kadar aydın. Hiç yok. Beşiktaş'ta hiç kimse öldürmemiş. Beşiktaş'ta hareketin başındaydı. O İhtilal günü hareket göl başında 50 tane hareket polisini uyurken öldürdüler. Onun başındaydı Beşiktaş. Ve şimdi bakıyorum hafıza sildirmişler, sildirmişler. Ve yeniden aynı kıza aşık oluyorlar. Siz tekrar dönüp dönüp her dönem 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Amerikan siyah oyunlarıyla gelip aynı yerlerde aynı hatalara düşüyorsanız, aynı tekrarlara düşüyorsanız, hala Cumhuriyet'in değerini bilmiyorsanız, dönüp dönüp tekrar FETÖ gibi, tekrar yabancı istihbaratın oyunları gibi aynı kızlara aşık oluyorsanız, sizin fikrinizde bir sıkıntınız var. Bu fikri gözden geçirin. Bu fikir kendini koruyan, arkadaşlarını koruyan bu fikri milliyetçilik, vatanseverlik değildir. Siz derebeylik gibi bir şey bu. Aşiret lideri, aşiret sarayın adamı, aşiretin lideri, şeyhin yakını. Bunlarla bir devlet olmaz. Kafaların içi her ideoloji ki vahşi İslamcılar bunu yapıyor ki yaptılar. Davutoğlu Bey, Tavukoğlu Bey ortada. Halep'e saldırdılar. IŞİD'le MİŞİD'le orada bir şeyler oldu. Bir tane o ilişkiye giren insanlar çıkıp da ya IŞİD'le de şurada buluştuk, şurada iş yaptık ya da şu işler oldu ya da şurası bulaştı diye bir açıklama var mı? Yok, hepsi amorfo gibi şey, çete, mafya şeysi, konuşmama yasası var ya. Birisi çıksın söylesin, yok. Hala konuşmuyorlar, hala susuyorlar, hala gerçekleri göstermiyorlar. Siz gerçekleri susuyorsunuz ama ideolojiler kafanıza bir şey yerleştiriyor. İşte o hain, o casus, o bilmem ne diye kafalarına bir sürü yalan yanlış hayali düşmanlar dolduruyorlar. Bakın kafanızı hayal düşmanlar doldurmayın. Gerçek düşmanlar var. Cumhuriyetin düşmanları var. İfade özgürlüğünün düşmanları var. Bağımsız yazarların düşmanları var. Bizim düşmanlaştıran, bizi birbirimizi kırdırmaya çalışan yabancı servisler var. Gerçek düşmanlar. Gerçekleri konuşalım. Russell Crowe, Gladiator'un başındaki adam neydi? Onun, Ruzi Nazar'ın kızı da çekmiştir o filmi. Akıl Oyunları çok ünlü. Nobel ödülü almış bir insan. Şizofrenisini anlatıyor. Hayatı boyunca şizofreni. O filmde, şizofreni filminde adam hayalinde bir takım adamlar görüyor. İşte istihbarat şubeleri. Onlarla çalışıyor. Oysa öyle adamlar yok. Yok öyle adamlar. Ama adam işte şizofren. Ödül de aldı gerçek bir hayat hikayesinden. Şimdi bakıyorum bir takım yabancı servisler ya da ideolojileri gereği ya da yenileri ve omurgaları gereği ya da yanlış fikirler ve inançlar için kafalarını doldurmuşlar. İşte kafanın içinde hayalet düşmanlar var. Ama gerçek düşman Hamile Mitoğlu, Behçet Oktay, FETÖ bunları hala görmezden geliyor. Hiç olmamış gibi davranıyorlar. Bu bizim affedebileceğimiz bir şey değildir. Herkes gözünü açsın. O Nobel ödülü almış şizofrene gelir. Kocası der ki, şey karısı, bak sana dokunuyorum diye. Gerçek. Şu kafandan içindekileri bırak. Bu gerçek. FETÖ gerçek. Behçet Oktay öldürenler gerçek, Madımağı yapanlar gerçek, Uğur Mumcu öldürenler gerçek. Siz gerçeklerin peşine gidin. Hayallerin peşine koşmayın. Hala hayallerin peşine koşuyorsanız, hala 80'li, 90'lı yıllarda olduğu gibi sizi dünyaya rezil eden, kardeş kardeşe düşman eden şeylerin, fikirlerin, yerlerin oyuncağı oluyorsanız, oho ne hala Alman servisi de, siyah da sizi kaldığınız yerden tekrar kullanır. O bugün onu çıkartır. Çıkartır ne olur? Yarın da der ki afşan, rahşan affında olduğu gibi ya o çıktı, o çıktığına göre hepsi çıksın, eşitlik hakkına aykırıdır gibi bir yere gelir. Sonra Türkiye'nin soylu subaylarını hiçbir suçlar olmadığı halde 6 yıl yatırdın, bunları bir gün hükmünde çıkartacaksın. Suçlu bir de katil. Ben Ankara, yani Ankara şeyde, evim Emek'te sabaha kadar kafamın üstünden 200 tane savaş uçağı geçti. Her defasında da sesinden yere düştü. Benim gibi milyonlarca insan onları yaşadı. Sokaklarına çıktık, önümüzde insanlar vuruldu. Herkesin. Biz bunları yaşadık. Bu gerçek. Onlar hala kafaların içinde bir düşman ayarlamakla meşgul. Dokunduğumuz düşman var. Onu göreceğiz.
Cumhuriyet budur. Aydınlık niye diyoruz? Işık niye diyoruz? Önünüzü görmek niye diyoruz? Ben Cumhuriyet'i tanımadıklarını düşünüyorum. Cumhuriyet'i Türkiye'de sağ, İslamcı, milliyetçi yapılar, Cumhuriyet'in değerini bilmiyorlar, ne olduğunu bilmiyorlar. İkide bir şeyhlere, tarikatlara, vahşi İslamcılara kanmasının, aldanmalarının sebebi de budur. Müslümanı Müslümana kırdırdınız be. Irak'ta 1 milyon insan öldü. O kadarı 6 milyon insan göç etti. Dünya tarihinde bu kadar büyük göç olmadı o Orta Doğu savaşlarında. Tarihimizde bu kadar Müslümanı kendimize düşman etmedik. Bütün bunları bu istihbarat şebekeleri ise yaptı. Bizi kırdırtmak için yaptılar. Ve siz hala geliyorsunuz, hala şeyhin yakını, sarayın yakını, onlar konuşsun, onları dışarı alalım, onları affedelim. Hayır. İnsanları bu topraklarda nüfus kağıdı taşıyan herkes onurlu yurttaştır ve Cumhuriyet bunun kavgasını veriyor. Neyse, uzun uzun konuşuruz. Onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, Cumhuriyet'le oynadınız. Türk milleti bu müstahını da alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi!